esnaf kahvaltısıdır, esnaf çorbasıdır. Biz bu kahvaltıları yaptığımız için, kelepleriniz için, ülkemiz adına, memleketimiz adına, İskender adına mutlu duyuyoruz. Tabii ki biz buraya herkesi davet ediyoruz elimizden geldiği kadarıyla, mülkamirlerle. Ama işte bu güzel tabloyu yakaladık. İnşallah yakalamaya devam edeceğiz. Bu süreçten sonra da inşallah devam edecek diye umuyorum. Bu sebepten dolayı da Sayın Dışarısı Başkanı'na, yönetimine bugünkü organizasyonuna da teşekkür ederim. Sayın Sözlü Kaymakamlı'na. Buyurun. Hakikaten teşekkür ediyoruz. Burada bizim söylediği gibi matematik toplantıdan klasik oldu. İskenderun'un nevi inşasından özelliklerinden birisi oldu. Her ay çok değerli oda başkanımız bizleri bir araya getiriyor. Bu araya gelmede, tabi yerinde ise İskenderun'un tüm bilgini, güzellikleri ve hepsini bir anda burada yaşıyoruz. Bunu daha önceden beraber yapmış olduğumuz Ekmek Askıda projesi vardı. Esnaf odalarımız sağ olsunlar bu işi sahiplendiler, götürüyorlar. İnşallah. İhtiyaç sahiplerine ekmeklerini paylaşıyor insanlar. Bunu da koordinatörlüğünü esnaf odalarımız yapıyor. Şimdi bunun dışında sadece İskenderun'umuzun değil, Türkiye'nin genel bir sorunu var. İnsanların vicdani olarak duygularını sömürmek suretiyle o çocukların mendil, su satma, mendil satma veya dilenme suretiyle İnsanların vicdani duygularını sömürme suretiyle para kazançları. Bizim insanımız baktığımız zaman sadaka olarak görüyor konuyu ve o çocuklara acıyor. Giyimine, kuşamına, hareketlerine, davranışlarına bakıyor. Diyor ki benim sadakam olsun. Bir mendil alıyor, 5 lira para veriyor. Ve acıma duygusuyla verdiği bu paralar o çocuklar bilinçli bir çocuklar olmadığı için. Şimdi biz bunu İŞKUR'la da beraber çalışma yaptık. Biz burada tespit ettiğimiz 12 çocuğu daha önce İŞKUR'dan iş edindirdi. Bunlara ücretler ödendi, kurs ücretleri ödendi. Bunlara kılık kıyafetleri yapıldı, ailelerine yardımlar edildi. İşe konuldu ama bu çocukların hiçbiri çalışmadı. Tek sebebi var, insanlarımızın sadaka duygularının sömürülmesi. İnsanlar 5 lira verirken onun için bir şey değil ama o çocuk akşama kadar yüzlerce lira kazanıyor. Bu parayı nerede kullanacak? Ailesinin haberi yok, çalışmıyor, okula gitmiyor. Sadece eğlenmede kullanacak ve kötü alışkanlıklar ediniyor. Yani o çocuklara verilen her para o çocukları sokağa bağlamak. O mendili her alan insan o çocuğu sokağa bağlıyor. Önce vicdani duygularla bağlıyor. İşte bunu eşimiz haber yaptı geçen. 3 tane valiz çocuk, genelde 12-15 yaş aralığında, şehir merkezinde. O parayı nereden buluyor? İşte vicdani duygularla buluyor. Ve bizim polislerimiz o çocukları almıştı, o çocuklara eğitim verilmişti aslında. Ama her acıdığımız, bu şekilde para verdiğimiz çocukları sokağa mahkum ediyoruz. Bu çocukları suçun ve suçluların hedefi durumuna getiriyoruz. Onun için bilinçli bir toplumda yapılması gereken bizim ilk Ekmek Askıda projesi gibi toplumumuzun, esnaflarımızın, vatandaşlarımızın sadakalarını, bağışlarını bir gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırma, iki de bu projenin desteklenmesi de zaten ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyor. Ama o çocuğa verilen para bir süre sonra çocuk kötü alışkanlıklar ediliyor. Sigara kullanıyor, balık kullanıyor, uyuşturucuya dönüyor ve biraz daha büyüdükten sonra o parayı önce acındırarak alırken sonra gasp ederek almaya dönüyor. O çocuğu sokağa mahkum etmeyelim. Onun için insanlarımız, esnaflarımıza bunları lütfen duyuralım. Yani acıma duygusu ayrıdır. İhtiyaç sahiplerine sadakalarınızı, yardımlarınızı yapın. Ancak o çocuklardan lütfen, özellikle şu anda son günlerde biraz Suriye çocuklar da var. Bu konuda belediyemiz de sağ olsun son süreçte çok destekliyor bizi. Onları minimize etmiş durumdayız. Ama ne olursa olsun oradan para akışı devam ettiği müddetçe o çocuklar işte girmeyecek, çalışmayacak, okula gitmeyecek ve o çocuklar sokağa mahkum edeceğiz. Bu konuda esnaflarımızın, esnaf odaları başkanlarımız tarafından, basın mensuplarımız tarafından halkımızın bilinçlendirilmesini istiyoruz.